geleyim mi? Kayıtta mısın? Kayıtta değilmişim gibi çek abi. Efendim herkese merhabalar. Bir mizansen yapalım dedik ama olmadı. Neyse, doğal haliyle başlasın videomuz. Bugün yine bizi kendimize getirecek bir hikaye seçtim. Hadi videomuzu başlatalım. Alimlerden biri talebesiyle birlikte gezerken bir tarlanın içindeki ağaçların birinin altında eski bir çift ayakkabı gördüler. Belli ki civarda çalışan birinin ayakkabılarıydı bunlar. Talebesi hocasına, "Hocam, bu ayakkabıları bir yere saklasak da sahibi geldiğinde ayakkabılarını bulamadığında o anki yaşadıklarını seyretsek ne dersiniz?" diye sordu. Hoca talebesine, "Sevincimizi başkalarının mutsuzluğu üzerine kurmak doğru değildir evladım," dedi. "Gel şöyle yapalım. Sen zengin bir ailenin çocuğusun. Bu ayakkabının içine bir miktar para bırak. Sahibi gelip bunu gördüğü zamanki sevincini seyredelim," dedi. Talebe bu teklifi daha keyifli buldu. Adamın ayakkabısının içine bir miktar para koydu. Hocasıyla görünmeyecek şekilde bir ağacın arkasına saklandılar. Bir müddet sonra ayakkabının sahibi geldi. Elbiselerini değiştirdi. Ayakkabısını giyerken içinde bir şey olduğunu fark etti. Baktığında bunun para olduğunu fark etti. Bir müddet etrafına bakındı. Hiç kimseyi göremeyince hususi olarak bu paranın konduğunu anladı ve ellerini açıp dua etmeye başladı. "Ya Rabbi, eşimin hasta, çocuklarımın aç olduğu sence malumdur. Verdiğin nimet için sana sonsuz şükürler olsun," deyip gözyaşlarına boğuldu ve uzunca bir süre ağladı. Bunu gören hocasıyla talebesi de gözyaşlarını tutamadılar. Sonra hoca talebesine döndü. "Bu senin ilk teklifinden daha güzel olmadı mı? Şu an daha mutlu değil misin?" Talebesi, "Evet hocam, daha sevinçliyim. Şimdi daha evvel anlamadığım şu cümlenin manasını anladım. Verdiğin zaman aldığın zamankinden daha mutlu olursun." Hocası dedi ki, "Evladım, güçlü ve haklı olduğunda affetmek vermektir. Yokluğunda kardeşine dua etmek vermektir. Haksız iken özür dileyebilmek vermektir. Başkasının ırzına kem gözle bakmamak vermektir. İnsanların gönlüne sevinç ekmek vermektir." Evet sevgili dostlar, sizce vermek mi yoksa almak mı daha güzel? Şimdi söyleyeceğim sözü eminim hepiniz aşikarsınızdır. Vermek almaktan daha kutsaldır. Bu hikayeyle sizlere vermenin hazzını hatırlatmak istedim. "Veren el, alan elden üstündür" sözünü unutmamak gerek. Bu sözü hatırlamak gerek. Çünkü verdikçe alır, aldıkça veririz. Nefes gibi düşünün. Devamlı nefes aldığınızı düşünsenize. Al, al. Bir süre sonra alamazsınız. Yaşam yaşanmaz hale gelir. Sağlık bozulur ve hayat son bulur. Yani aldığımız gibi vermeyi de bilmeliyiz. Verdikçe almalı, aldıkça vermeliyiz. Bu bir hesap değil tabii ki. Bu hayatın döngüsü, doğal süreci. Verebilmek, hazzına varmak niyetiyle bugünkü videomuzu kapatıyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.